Ezber Ozan TV'den herkese merhabalar. Gizli Dünya Tarihi ve aynı zamanda Antik Çağ Araştırmacısı Evren Afat'la beraberiz. Ölümsüzler Tarikatı'nı konuşacağız ve ölümsüzlüğün sırrına kimler ermeyi başardı onları konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir konu. Evet, bugün gerçekten ilginç ve sırlı önemli bir konu. Evet, sırlı. Yani ve belki de ilk defa konuşulacak bir konu. Evet, çünkü ağırlık merkezi yine İstanbul bu konunun aslında. Ne kadar dünyada meşhur olsa da. Bir yerlerde yazan bilgiler, sırlı bilgiler. Sen bunları araştırıyorsun. Evet. O zaman ben sorayım şöyle sana. Kim bu ölümsüzler? Ölümsüzler tarikatının içinde kimler var? Ölümsüzlüğün sırrına kimler ermiş? Tamam, başlayalım o zaman. Ben isterseniz şöyle bir giriş yapmak isterim. Ölümsüzlüğü tarihte kimler gerçekten peşinde koşmuş, bilinmiş, tanınmış kişiler? Örneğin hızlıca Gılgamış destanına bir gelelim. Gılgamış, Sümer kralı Gılgamış, ölümsüzlüğün peşine düşüyor biliyorsunuz. Destanda da anlatılır. Bir arkadaşı öldüğü zaman ölümün acı gerçeğiyle yüzleşiyor ve bunun üzerine ölümsüzlüğü aramak için uzun bir mücadeleye girişiyor. Dağlar, tepeler, yollar aşıyor ve sonunda birkaç formül de buluyor. Ama o formüller elinden bir şekilde uçuyor. Çünkü bir denize dalıyor, denizin dibinden bir ot çıkarıyor. Tam o otla birlikte kendi kayalıklara attığı anda, çünkü uzun süre suyun altında kalıyor o otu çıkarıp ölümsüzlüğü elde edebilmek için. Taşlara kendisini yatırdığında sudan çıkıp bir yılan gelip elindeki otu yiyor, yine ulaşamıyor. Tıpkı bunun gibi Lokman Ekin mesela ölümsüzlüğün çaresini bulmuştur, formülünü bulmuştur, anlatılan öyledir. Bir köprünün üzerinden geçerken, ki rivayet bu köprü de Adana'dadır. Bir köprünün üzerinden geçerken bir fırtına kopmuştur. Ve elindeki ölümsüzlüğü içeren belgeler, kağıtlar, yazıtlar hepsi o üzerinden geçtiği nehire uçmuştur. Yani ölümsüzlük iksirinin, formülünün yazılı olduğu elindeki kağıtlar Adana, Seyhan'da bir köprüde ellerinden Allah tarafından uçurulmuş ve nehrin dibine doğru batmıştır. Yani elinden uçuyor. Nehre düşüyor, nehre düşüyor ve yok oluyor. Ölümsüzlük iksirinin formülü. Formülü. Hatta şu söylenir, evet. O elindeki parşömenlerden bir sayfa sadece elinde kalmıştır. Ve bugünkü tıbbın bütün temelleri de bu bir sayfa üzerine kurulu olduğu anlatılır. Evet. Bu anlatılır. Çok önemli. Evet. O bir sayfadan bugünkü tıp doğmuş. Evet, elindeki bütün sayfalar uçmuş. Kalan tek sayfayla bugünkü tıbbın doğduğu anlatılır. Ölümsüzlüğü arayan diğer bir büyük isimse meşhur Çin İmparatoru Qin Shi Huang. Milattan önce 200'lü yıllarda yaşamıştır. Kendisi aslında zalim bir hükümdar olarak da bilinir. Çin Seddi'nin neredeyse büyük çoğunu o yapmıştır. Çin Seddi'nin büyük çoğunluğu onun döneminde yapılmıştır. Hatta Çin'i parça parça halden bir araya getirip tek bir devlet yapan da adamdır. Yani çok önemli bir kişiliktir Qin Shi Huang. Bilirsiniz meşhur Tarakotta askerleri vardır. 8000 heykel Çin'de bulunmuştur. Tesadüfen bulunmuştur. 8000 heykel, asker heykeli kilden yapılmıştır ve 8000'i de birbirine benzemez. Her biri gerçekten her bir asker böyle birebir yüzü o heykele işlenmiştir. Her bir asker farklıdır. Ve bunları yaptıran da Qin Shi Huang'dır. Bu niye yaptırmış? Niye yaptırmış? Öldükten sonra kendisini koruması için aslında şu da söylenir. Ölümden korkuyor, ölümsüzlüğü ararken değil mi? Evet, kesinlikle. Zaten ölümden korktuğu için ölümsüzlüğü alıyor ama bununla ilgili çılgın gayretleri vardır. Şimdi bundan bahsedeceğiz. Mesela bu 8000 asker heykelini yaptırmıştır. Bir rivayette sihir ve büyü, simya kullanarak 8000 askeri gerçekten taşlaştırdı ve kendisiyle beraber dirildiğinde o askerleri de yeniden canlandıracağı anlatılır. Şu da var, ölümüne doğru kendisiyle birlikte simyacıların da gömülmesini istemiştir. Yaşayan simyacıların da kendisiyle birlikte, o terakota askerleriyle birlikte gömülmesini istemiştir. Çünkü yeniden dirileceğine ve bu simyacıların onun dirilmesine yardımcı olacağına inanmaktadır. Peki, şunu söyleyelim hemen.
O dönemin Çin'in en ünlü simyacılarından Shu Fu. İmparatorun yakın danışmanıdır. Shu Fu'yu yanında 500 erkek ve 500 kadınla ölümsüzlük suyu olduğuna inandığı çok uzakta bir yere gönderir. Tam 1000 kişi. Bana der bu suyu bulup getireceksiniz. Bu ölümsüzlük iksirini getireceksiniz. Bu 1000 kişi geri dönmez. Peşinden bir 3000 kişi daha gönderir. 3000 kişilik ordu gönderir. Bu 3000 kişi de geri gelmez. Yani bu suyu aramak için gönderdiği 4000 kişi de geri dönmemiştir. Anlatılan budur. Kimler mi acaba? Kimi rivayete göre şöyledir. Zalim bir hükümdar olduğu için bu gidenler Japonya'yı kurmuştur. Bu rivayetler. Bu bir rivayettir. Ben de anlatayım istedim okuduklarım arasında. Ama bu gidenler geri gelmemiştir. Yani düşün 2300 sene önce efsanevi bir dağ 3000-4000 kişi gönderiyor. Ölümsüzlük iksirini arıyor. Ve yine geçtiğimiz yıllarda Çin'de bir kazı yapılırken tesadüfen Çin Shu Huang'ın yani Çin İmparatoru'nun bir fermanı bulunmuştur. Fermanda der ki ölümsüzlük iksirini bulan, yapan, yerini bana söyleyen çok büyük mükafatlar ve ödüllere boğulacaktır. Fermana bakar mısınız? Milattan 200 sene önce. Bana ölümsüzlük iksirinin formülünü bulan, yapan, getiren, hazırlayan veya yerini söyleyen, nere? Çok büyük para ödülleri vaat eden bir fermanı yayınlanmıştır. Bir gün yine kendisinin eline bir ölümsüzlük iksiri formülü geçer simyacılar tarafından. Fakat bu formülün içinde civa da vardır. Yine simyadan bahsetmiştik hatırlıyorsunuz. Felsefe taşının ölümsüzlük iksirinin en önemli etkeni civadır demiştik. Hatta Dubai'de şu an bazı merkezlerin çok büyük paralar karşılığında oranın zengin insanlarına civadan oluşan bir karışım serumu verdikleri. Kırmızı civa. Uzun yaşamanın, hasta olmamanın formülü olarak Dubai'de özel kliniklerde hala uygulanıyor. Tabii bu imparator bu ölümsüzlük iksiri formülünü bulunca hemen hazırlatmıştır. Ve bu civalı karışımı içmeye başlamıştır. İşte bu da onun sonu olmuştur aslında. Aslında bu ölümsüzlük peşinde koşanların hepsinin sonu o koştukları maddeleri yiyip içtikleri için gelmiştir aslında. Böyle de ilginç bir şey vardır. Yani Çin İmparatoru aşırı civa aldığı için, bakın ölümsüzlüğü alıyor, 49 yaşında ölmüştür ve hayatının sonuna doğru, yani ömrünün sonuna doğru akli melekeleri artık yerinden gitmiştir. Sebebi de yine aşırı civadır. Çünkü civa hem akıl sağlığını bertaraf eder, mahveder, hem de insanı hızlıca ölüme götürür. Kendisi de aynen bu şekilde vefat etmiştir. Aklını oynattığı için de son dönemlerinde simyacıların da kendisiyle beraber canlı canlı gömülmesini istemiştir mezarına ve bu terakota askerlerini yaptırmıştır. Yine mesela Nemrut. Nemrut da ölümsüzlüğün peşinde koşmuştur. Hazreti İbrahim'i ateşe atan Nemrut. Zaten Nemrut ölümsüz demektir isim anlamıyla. Başka kim vardır? Papa 8. Innocentius. 1492 yıllarında vefat etmiştir. Kendisi 1488'de bir felç geçirir. Ve 1492'de de iyice ağırlaşır. Ağırlaştığı zaman bir tane Yahudi bir hekim alır yanına. O Yahudi hekimin tıbbından, tedavisinden faydalanmak ister. Fakat şöyle bir durum var. Bu papa okuduğu bazı kitaplardan dolayı genç kanı içtiği zaman gençleşeceğine, ölümsüzleşeceğine dair bir inanca kapılır ve artık çok ağır... Vampire bağlamış işi. Evet, ve çok ağır durumda olduğu için son döneminde 3 tane çocuk razı edilir. Bakın zorla alınıp kesilir demiyorum. 3 çocuğun rızası alınır, karşılığında cennet vaat edilir. İşte bunu... Tanrı için yapıyorsunuz gibi şey yapılır. O çocuklar kan mı alınıyor yoksa çocuklar öldürülüyor? Çocuklar öldürülüyor. Yani kanları alınmak için öldürülüyor ama gönüllü oluyorlar ölmek için. Çünkü papaya hizmet ediyorlar. Bu 3 çocuğun kanları alınır. Papaya hem içirilir
hem de zerk edilir vücuduna. Fakat bundan 3 gün sonra papa ölür. Ve bu 3 çocuk da maalesef boşu boşuna ölmüş olur. Yine 1566 yıllarında Diane de Poti. Kendisi önemli, kendisi Fransız kralının aslında metresidir. Kendisiyle beraber sarayda yaşar. Ve gençliğe takıntılıdır. Genç kalmak güzel gözükmek için. Çünkü evet. Genç kalmak güzel gözükmek için. Ölümle kalmak istiyor. Yaşlanmak istemiyor. Ve bunun için o da çeşitli simya formülleri duymuştur tabii simyacılardan ve bol bol altın tozu içmiştir. Altın tozunu suya karıştırıp içmiştir ve o da yine genç yaşta ölmüştür. Ve öldükten yaklaşık bir 50-100 sene sonra mezara açılmıştır. Ve saç dipleri olduğu gibi altın tozudur. Yani o kafasının üstünde mezarı olduğu gibi altın tozu bulunmuştur. Bu da zaten ölüm nedenini net bir şekilde ortaya koymuştur. Aşırı ağır metal alınımı, aşırı altın tozu alınımı. Kan zehirlenmesi. Evet, kendisi o şekilde ölmüştür. Yine Papa 11. John. Papa 11. John bu işlerde artık aşmıştır diyebilirim. Neden öyle diyorum? Demir içmiştir, bakır içmiş, altın, gümüş. Kendisini bakire bir kadın, bakire bir çocuğun idrarını kendisini yatırtmıştır. O idrarla banyo yapmıştır. Bunların hepsini ölümsüzlük ve genç kalmak için kendi çeşitli şarap banyolarına yatırmıştır. Yani denemediği şey neredeyse kalmamıştır. Ama o da maalesef ölümsüzlüğü bulamamıştır, ölmüştür. 1624'te rahibe Donato de Remita. Bu rahibe çok önemli bir kitap yazar, bir simya kitabı yazar. Bugün internette de o simya kitabının sayfalarını orijinal haliyle bulabilirler. İnternete yüklenmiş durumda bulabilirler. Ve Ölümsüzlük İksiri diye bir bölüm vardır kitabında. Bütün simyacılar bu formülleri denemişlerdir ve hala internette de bu formüller vardır. Ama rahibe maalesef erken yaşta ölümle tanışmıştır. 1850'lerde Brown Sequard, kendisi fizyolog, bu çok özür dileyerek söylüyorum, domuz ve köpek testislerinden bir madde elde etmiştir ve 3 hafta boyunca gençlik için, ölümsüzlük için bunu kendisine zerk etmiştir ve gerçekten de işe yaramıştır. Onu gören herkes ne kadar gençleştiğine, ne kadar yaşının geri geldiğini yüzüne karşı söylemektedir. Gerçekten bunu başarmıştır. Fakat daha sonra bu domuz ve köpek testisinden aldığı sıvıları insan kanıyla karıştırıp kendine zerk etmeye, yani formülü bir üste taşıma hedefindedir. Fakat o yıllarda kan testleri olmadığı için kendisi aldığı kanlardan dolayı tüberküloza yakalanmış ve ölmüştür. Yine 1928'de Rus bilim adamı Alexander Bogdanov. Alexander Bogdanov da kan nakliyle genç insanların kanını kendisine naklederek çok uzun yaşanabileceğine inanmıştır. Bunu yapmıştır. Fakat yine diyorum o yıllarda kan testi olmadığı için kendisi de sıtma ve tüberküloz aldığı kanlardan bulaşmıştır. Ve böylece o da vefat etmiştir. 1960'larda biraz günümüze gelelim. Robert Nilsson, kendisi aslında bir televizyon tamircisi, radyo televizyon tamircisi. Aslında zeki bir adam çünkü 1960'larda radyo televizyon bunlar çok teknik meseleler. Kendisi insanları dondurarak, yani bugün yapılan bununla ilgili projeler var. Aslında bunları başlatan Robert Nilsson'dur. Bu projelerin ilk başladığı yıl 1960'tı. Kendisi şunu söyler, ölümcül bir hastalığı olan birisini dondurmaktan bahseder. Onu dondurduktan sonra ilerleyen yıllarda bir tedavi geliştiği zaman 40-50-100 yıl sonra onu tekrar buzlarından çözüp hayata döndürüp tedavi ettirmek. Amaç budur. Kendisi 1968'de böbrek kanseri bir adamla tanışır. Adam ölmek üzeredir. Ve adamı ikna eder. Adama der ki sen öldükten sonra seni donduralım. İlerleyen yıllarda tekrar bu hastalığa bir çare bulunduğunda tekrar buzlarından çözüp seni tedavi edelim der. Fakat
Bu cesete de ne olduğu bilinmez. Adamı alırlar, dondururlar. Bu böbrek hastası, böbrek kanseri arkadaşı alırlar, dondururlar. Fakat bu cesete ne olduğunu kimse bilmez. Ama bugün insan dondurmayla ilgili bütün projelerin atası Robert Manson'dur. Evet, şimdi ölümsüzlük arayışıyla uğraşan insanları birazcık anlattık. Şimdi gelelim asıl konumuza. Ölümsüzler Tarikatı. Ölümsüzler Tarikatı. Kim bunlar? Kim bunlar? Ölümsüzler Tarikatı'nı biz ilk nerede görüyoruz? Aslında birçok yerde anlatılıyor ama biz bunu tarihçi ve arkeolog Paul Lucas. Biz Paul Lucas'ın eserlerinde, çünkü kendi seyahatler yapıyor, geziyor ve gittiği yerlerde notlar tutuyor. Tıpkı bizim Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi gibi. Kendisi aynı zamanda bir arkeolog ve o dönemin Fransa Kralı tarafından Mezopotamya'ya, Türkiye'ye hem arkeolojik araştırmalar yapması için hem de geziler yapması için gönderiliyor. Ve kendisi Bursa'dayken yazdığı kitabında Bursa'da bir grupla tanıştığını söyler. Bunlar derviş kılıklı insanlar. Öyle anlatır ve öyle hikayeler anlatırlar ki Hindistan'dan, Brezilya'dan, Afrika'dan, yani ömürleri, anlattıkları hikayeler, bunları yaşasalar ömürleri yetmezler bu adamlar için. Ve bu adamlar Ölümsüzler Tarikatı diye bir şeyden bahsederler Paul Lucas'a. Ve bu tarikatın 7 kişiden oluştuğu, dünyada bilgiyi taşıyan, bilgi için, insanlık için mücadele eden 7 kişiden oluştuğunu söyler Ölümsüzler Tarikatı'nın. Ve her 20 senede bir ülkede buluşup toplantı yaptıklarını söyler Paul Lucas. Peki bu Ölümsüzler Tarikatı'nın özellikleri nedir? Hemen buna bir değinelim. Öncelikle bu Ölümsüzler Tarikatı dediğimiz grup zamanda yolculuk yapma kabiliyetine sahiptir. Yani bu artık ya bir ritüelle, ya bir cihazla ya da başka bir şeyle zamanda yolculuk yaptıklarına inanılır. Tarikatın gizli bir iksir veya bir formül, bir ritüel kullanarak ölümsüzlüğü elde ettiğine inanılır. Tarih boyunca birçok ünlü kişinin Ölümsüzler Tarikatı'na içinde bulunduğu, ziyaret ettiği anlatılır. Bu tarikatın dünyadaki bütün olayları müdahale edebildiğine, ekonomik olarak veya siyasi olarak bütün olaylara müdahale edebildiğine inanılır. Gizli toplantı yerlerinde ritüeller yaparak ölümsüzlüklerini sürdürdükleri söylenir. Ölümsüzlük tarikatı üyelerinden bahsediyoruz. Farklı kimlikler altında dünya çapında dolaşır ve gizlice etkili roller üstlenirler. Ölümsüzler. Ölümsüzler tarikatının bir de gizli bir kütüphanesi olduğu söylenir. İçinde belgelerle, orijinal belgelerle dolu, çok kadim bilgilerle dolu gizli bir kütüphanesi olduğu söylenir. Ve şimdi çok dikkat, altını çizerek söylüyorum. Bu kütüphanenin İstanbul'da olduğu söylenir. Ölümsüzler Tarikatı'nın kütüphanesi İstanbul. Evet, İstanbul. Ama tabii kimse böyle bir kütüphane binası beklemesin. Yerin altına baksınlar, bir daha söylüyorum. Yerin üstüne değil. Ve bu tarikatın üyeleri o kadar gizlidir ki sadece kendi aralarında gizli irtibatlar kurarlar. Onlar 7 kişidir. Biz tabii ama bu 7 kişi kimdir bunu bilemeyiz. Çünkü çok gizli bir yapılanmadır. Fakat tarihte bu 7 kişiden bazılarına bazı isimler olduğu iddia edilmiştir. Şimdi bu isimleri bir sayalım. Kim vardır bunların başında? En başta Sir Isaac Newton. Isaac Newton biliyorsunuz zaten felsefe taşıyla çok uğraşmıştır, ölümsüzlüğü getiren simyayla uğraşmıştır ve geçtiğimiz yıllarda kendi not defterleri bir kütüphanede tesadüfen bulundu ve açık arttırmayla satıldı. O not defterleri komple simya üzerineydi ve hep felsefe taşı arayışları vardı. Hatta öldüğünde Newton kütüphanesinde 1750'nin üzerinde kitap vardı. Bunlardan sadece 369 tanesi bilim kitabıydı. Geri kalanların tamamı simya, okült çalışmalar, bu tarz kitaplardı. Newton. İkinci bir isim Flamel, Nicolas Flamel. Ünlü Fransız simyacı kendisi. Onun da bu grupta olduğu söylenir, ölümsüzlüğü bulduğu söylenir. Hatta ben yine bir iddia ortaya atayım. Kapalı Çarşı'daki
ölümsüzlere ait olan bu yapılanmanın buradaki kurucusu İstanbul Ayağı bana göre Flamel'dir. Fransa'da yaşamış bir kitapçı, kitapçısı var, el yazması kitaplar satın alıyor. Bir gün kitapçısına gelen bir kitap eline geçiyor ve bu kitapta ölümsüzlüğün formülü olduğunu görüyor. 20 sene bu kitabı çözmek için uğraşıyor. Çünkü kitap sembollerle ve bilmediği birkaç farklı dilde karışık yazılmıştır ki herkes anlayamasın diye. 21 yıl uğraşıyor formülü çözmek için ve sonunda çözdüğü iddia ediliyor. Felsefe taşı, ölümsüzlük formülünü çözdüğü iddia ediliyor. Çünkü öldükten sonra kendisi ve eşi zaten 1-2 sene arayla ölüyorlar. Fakat öldükten sonra Flamel'in birçok yerde görüldüğüyle ilgili haberler geliyor. İşte ben Flamel'i şurada gördüm, ben burada gördüm diye insanlardan haberler geliyor. Bu dedikodular 200-300 sene sonra ölümünden, 200-300 sene sonra ayyuka çıkınca dönemin Fransa kralı mezarın açılmasını istiyor. Flamel ve eşinin mezarının açılmasını istiyor. Çok ilginçtir, mezar açıldığında ne buluyorlar? Ne buluyorlar? Hiçbir şey. Flamel de mezarında yoktur. Eşi de mezarında yoktu. Peki Flameller nerede? Flameller yok. Fakat ilginç olan kendisi öldükten 200 sene sonra bir operada, Paris'te bir operada dönemin simyacıları kendisini operada görüyorlar, fark ediyorlar ve Flamel, Flamel diye seslenince kendisi apar topar oradan kaçarak uzaklaşıyor. Bunu anlatan bir sürü simyacı var o dönem. Yine İstanbul'da, bakın burası önemli, kendisi öldükten 300 sene sonra İstanbul'un Fransa Büyükelçisi Nicolas Flamel'in bizzat kendisini makamında ziyarete geldiğini, sohbet ettiklerini, yemek yediklerini anlatıyor. İstanbul'daki Fransa konsolosu o dönem. Devam edelim. Paracelsus, modern tıbbın babası Paracelsus. Zaten birçok simya ile ilgili temel kitapların çoğu Paracelsus'a aittir. Gerçekten değerli bir hekimdir. Neden böyle diyorum? Çünkü insani bir hekimdir. İnsan temellidir. Hastalığı iyileştirmeye odaklanır. Fakat felsefe taşını aramıştır. Birçok formül bununla ilgili geliştirmiştir. Ve Paracelsus'un da ölümsüzlüğü bulup, felsefe taşını bulup ölümsüzlüğü elde ettiği söylenir. Devam edelim. Baron von Sabotendorf. Kendisi Hitler'i Hitler yapan adamdır aslında. Zaten bununla ilgili de bir kitap yazmıştır. Thule örgütünün kurucusu. Thule örgütünün kurucusu. Thule zaten derin bir örgüt. Thule örgütünün amacı neydi? Zamanda yolculuk, ölümsüzlük ve UFO yapmak. Başka gezegenlere gidebilecek araçlar yapmak. Yani bu konularla ilgilenen ve yani öyle cahil cüela insanlardan oluşan bir grup değil. Thule üst düzey aristokrat insanlardan, zeki, akıllı adamlardan bir araya gelmiş bir örgüt ve Hitler de bu örgütün içindeydi. Ve Hitler'i Hitler yapan, Almanya'ya başbakan yapan, hatta Hitler'in meşhur partisini kuranında yine Thule olduğu söylenir. Sabotendorf da bu örgütün kurucusuydu. Düşündüğümüzde Nazileri bütün dünyanın başına bela eden bir zeka var, bir örgüt var. Zeki bir örgüt var. Bu örgütün en tepesindeki en zeki adam da Sabotendorf, değil mi? Sabotendorf. Mısır'dan Türkiye'ye gelmiştir. Thule'yi kurmadan önce önce İstanbul'a gelmiştir. Burada sonra Bursa'ya geliyor. Bursa'ya geliyor ve burada bir Bektaşi tarikatının üyesi oluyor. Ve bu Bektaşi geleneklerini, ritüellerini, bunları öğreniyor ve bunlarla tasavvufu. Tasavvufu çok derin öğreniyor. İslam'ın gizli sırrı ilimlerini de öğreniyor burada, değil mi? Tabii. Zaten tasavvuf dediğimiz zaman direkt o geliyor aklımıza. İslam'ın bütün gizli ilimlerini öğreniyor ve böylece Almanya'ya gidiyor ve Thule'yi kuruyor. Buradaki bilgilerle kuruyor. Bu kadar rahmani bilgiyi öğrenip de gidip böyle tehlikeli bir şeyin içine girmek, bu da büyük bir çelişki. Çelişki, evet. Belki daha ne işlerin buraya gideceğini o da tahmin etmiyordu olabilir. Belki de sonradan işler buraya evriliyor. Çünkü birçok böyle şey aslında iyi niyetle kuruluyor. Sonradan amacından saptırılabiliyor. Ama Sabotendorf aslında orada buradaki tasavvuf sistemine işte üçler, yediler, kırklar,
300'ler mesela bu şeyde vardı, tasavvufta anlatılır. Yine orada da aslında ölümsüzler olarak bir yerde geçer. Çünkü bu 3'ler, 7'ler, 40'lar, 300'ler, bunların başında kim vardır? Hızır vardır. O da bir ölümsüzdür. Ve bu kişilerden biri öldüğü zaman, 3'lerden biri öldüğü zaman 7'lerden biri onun yerine geçer. 7'lerin yerine 40'lardan biri alınır. 40'ların yerine 300. Yani bu böyle bir hiyerarşi vardır. Bunu da kendisi Tuğle örgütünün içine kurmuştur. Daha sonra ömrünün sonlarına doğru tekrar Türkiye'ye gelmiştir. Türk vatandaşı olmuştur ve Türkiye'de de vefat ettiği söylenir. Neden geldiğini de söyleyelim. Uzun Bıçaklar Gecesi Tuğle örgütünü yok etmeye kalkıyor Naziler. Evet. Hitler'in emriyle. Evet. Almanya'dan kaçıyor. Evet, kaçarak. Buraya geliyor. Peşinde Naziler var. Gestapo var. Evet. Ama sonra burada da bulamıyorlar. Bulamıyorlar. Bir süre Nişantaşı'nda yaşıyor. Evet, evet. Nişantaşı kapalı çarşı. Ondan sonra en son görüldüğü yer Hatay. Hatay'dan Suriye sınırından evet. Çıkıyor. Nereye? Belki de ilk Bursa'ya geldiği yere. Yani nereden gelmişti? Mısır'dan gelmişti. Evet. Tekrar Mısır'a dönüyor. Evet, bu arada dikkat edin. Paul Lucas'ın da ölümsüzlerden bahsettiği yer neresidir? Karşılaştığını söyledi. Bursa'dır. Bursa. Bursa'dır. Neden bu ölümsüzler Bursa'ya geliyor? Bursa'nın sırrı ne? Ne? Değil mi? Evet. Ölümsüzlerle ilgili bir sırrı saklı. Var orada bir şey. Kesin. Bursa'da var öyle bir şeydi. Evet. Tam olarak ne? Ne? Araştırıyoruz. İnşallah bulduğumuzda hepsini söyleyeyim. İnşallah. İnşallah. Orada Kapalı Çarşı ile ilgisi var Sabatendorf. Flamel'in. Kapalı Çarşı'da bir dükkanı var. Var. Ölümsüzler Tarikatı'nın önemli bir isim. Evet. Kapalı Çarşı'yla Sabatendorf'un ne? Direkt Tuğle'nin var. Aslında birazdan Kapalı Çarşı bölümünde anlatacağım ama şurada hafif değinelim hemen. Şöyle bir iddia var. Kapalı Çarşı'daki güçlü ticarethanelerin aslında çok uzun yıllardan beri bu ölümsüzler grubunun elinde olduğu iddia edilir. Kapalı Çarşı'dan maddi olarak çok zenginleşip buradan dünyaya yayılan ticari bir ağ kurdukları. Yani doğuş yerinin burası olduğu, ekonomik olarak doğuş yerinin burası olduğu söylenir. Bu sadece ekonomik kısmı. Sabotendorf'un da sık sık Kapalı Çarşı'ya geldi. Orada görüşmeler yaptı, biliniyor. İşte kimle görüşüyordu, ne görüşüyordu orası muhabbet. Bilemiyoruz ama birazdan hepsini bir bütün halinde birbirine bağlayacağız. İnşallah o zaman bir şeyler çıkar. Tabii Türkiye'de de bazı isimler ölümsüz olarak atfedilmiştir. Bu ölümsüz, yani Ölümsüzler Tarikatı'nın Türk versiyonu gibi diyelim. Böyle bunu da hızlıca isimleri sayayım ama detaylara girmeyeceğim. Mimar Sinan bunlar içinde zikredilir. Piri Reis bu ölümsüzler içinde zikredilir. Yunus Emre ve Şemsi Tebrizi bu ölümsüzler içinde zikredilir. Çok teşekkür ederiz. Yüreğine sağlık. Çok güzel bir yayın. Evet, gerçekten. İzleyenleri de oldukça merakını cezbedecek bir konu. Dostlarımız bize zaman ayırdınız. Bizi izlediniz. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.